Merhaba arkadaşlar. Veri yapıları video serisinde sizlere temel veri yapılarını C++ dilini kullanarak anlatmaya çalışacağım. Sizin de ben kodu yazarken benimle aynı anda yazmanız ve sonuçları birlikte görmeniz konuyu kavrayabilmeniz açısından oldukça önemlidir. Video serisinde bölüm bölüm video çekmek yerine konu başlıkları ve hatta alt konu başlıklarının her birini ayrı bir video olarak yüklemiş olacağım. Kodları yazarken kullanacağımız C++ derleyicisi, bir GNU derleyicisi olan ve Windows işletim sistemi için uyarlanmış olan MinGW derleyicisi olacaktır. Aynı şekilde kod yazarken kullanacağımız editör Notepad++ editörü olacaktır. Dolayısıyla videolar başlamadan bu araçları edinmenizi ve yüklemiş olmanızı tavsiye ederim. Ana bölüm başlıklarımız kısaca bu şekildedir. Önce C++'da bazı temel konulardan bahsedip daha sonra veri türleri ve C++ açısından oldukça önemli olan göstericiler konusundan örnekler yapacağız. Ardından temel veri yapıları olan dizi ve liste'nin farklı çeşitlerini detaylıca gösterdikten sonra yığıt ve kuyruk veri yapılarını incelemiş olacağız. Devamında veri yapılarında oldukça önemli bir yer tutan ağaç veri yapısı ve uygulama alanlarını gösterdikten sonra hash tabloları ile serimizi bitirmiş olacağız. Bu video serisinin siz değerli izleyenlere katkı sağlaması ve ileriki videolarda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.